Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugün sizlere bir önceki videomun devamını paylaşacağım. Bir önceki videomu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Bugün yapmış olduğumuz rafların üstünü kapatacağım. Bahçe çitinin üstündeki demirlere birer karışlık demir kaynattım. Kaynattığım demirler su borularının içine girebilecek ebatta olmalılar. Aynı demirlerden tam karşılarına gelecek şekilde betona gene demirler sapladı. İlk önce matkapla delikler açıp ondan sonra demirlerimizi yerleştirdik. Koyduğumuz parçalar karşılıklı olmalılar. Yaptığım işlem bir tür sera oluyor. Ben bunun için ince tesisat boruları kullandım. Evde kullanılan tesisat borularından almıştım. Bunun için 7 tane adete ihtiyacım vardı. 7 adet bana tam olarak yetti. Şimdi bütün borularımızı aynı şekilde yerleştirdik ve bakın tünel sera şeklinde oluyor. Bu sera benim çiçek raflarımın üstünde oluyor. Sukulentlerimi koruma amaçlı böyle bir sistem geliştirdim. Bütün borularımın ortasında boydan boya çelik tel çektik. Bunun için eşimden yardım istedim. Telimizi gerdikten sonra seramızın her iki tarafına sabitledik. Şimdi boruların diğer bir ucunu betonda sabitlemiş olduğumuz demir çubukların içine koyduk. Ve bakın, bahçe çiti olduğu için bütün uçlarında gene teller var. Bunlar benim naylonumu yırtacağı için ben bunların üstünü çadırla kaplayacağım. Raflardan arta kalan çadır parçaları vardı. Onları değerlendiriyor olacağım. Bu şekilde de naylonum yırtılmamış olacak. Üstünü kaplarken elimle telleri düzeltiyorum. Yapmış olduğum sera 11 metre uzunluğunda ve onun uzunluğunda olacak şekilde tüm çiti kapladım bu şekilde. Bakın bitirdim. Şimdi seramızın arka kısmını kaplayacağız. Bu taraf komşumun bahçesi oluyor ve aynı şekilde tellerde çıkıklar var bahçe çiti olduğu için. Şimdi orayı bir güzel temizliyorum. Seramın uzunluğunda olacak şekilde yerde toprağın içinde yaklaşık 15 santimlik bir oluk açıyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Seranın uzunluğunca bir tane oluk açtım. Şimdi oraya elimde olmuş olan tahta, strafor parçalarından çıkmış olan telleri kamufle edeceğim. Bu şekilde sera naylonum da yırtılmamış olacak. Koymuş olduğum kaplama malzemelerinin üstüne toprak sıkıştırıyorum. Kaplama işlemi için elimde olmuş olan tahta ve strafor parçalarını kullandım. Şimdi naylonumuzu açabiliriz. Naylonu germe işlemine seranın arka kısmından başladım. 3 metrelik çiften bir naylon kullanıyorum. Thank you.
sonra üstünü komple toprakla örtüyorum. Naylon ucuna ağırlık yapabilmem için dere kenarından biraz kamış topladım. Naylonun ucuna kamışları sarıp bağlıyorum.
standıyla seramız bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.